yeni katılacak olan arkadaşımızı da bekliyoruz. Evet, yavaş yavaş diğer arkadaşlar da gelmeye başladı. Biz de yayınımıza başlayabiliriz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar için tekrar kısaca bir hatırlatayım. Risk uyarısını yayınlamamız gerekiyor. Buradaki paylaştığımız bilgiler sadece eğitim amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tekrardan hoş geldiniz. Tamamdır. Bugün ben Bilirim Danyolu, Ekşi Forex araştırma ekibindenim. Salı günü birinci yayınımız vardı ve Çin ABD ticaret savaşını ve etkilerini anlatmaya çalıştık. Bugün ise gelişmekte olan ülkelerde ekonomik görünümü anlatmaya çalışacağız. Buradaki ülkelerin gelişim sürecini, buradaki ülkelerin özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Yayınımız 40-45 dakika civarında sürecek. Son kısımda ise 15 dakikalık bir süre içerisinde de soru-cevap şeklinde yapacağız. Sorularınızı isterseniz chat kısmında yazabilirsiniz. Yani unutmamanız açısından. Yayının sonunda ise eğitimimizi bitirdikten sonra ise sesli olarak buradan cevaplamaya çalışacağım. Yayınımızın son kısmında gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin analizlerini de yapacağız. Dolar TL, Euro TL'yi de unutmadan söyleyeyim. Orada bir daha bir ufak analiz yapacağız. Rubleyi, Güney Afrika randını ve Meksika pesosunu teknik analize yapmaya çalışacağız. Unutmadan şunu da belirteyim. Bizim toplumumuza katılmak için ekşiforex.com'a formu doldurabilirsiniz veya bilgi@ekşiforex.com aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Burada bir aksaklık yok, tamamdır. Başlangıçta gelişmekte olan ülkelerin özelliklerini anlatmaya çalışalım. Ayrıca haritada gelişmekte olan ülkelerin konumlarını görebilirsiniz. Gelişmekte olan ülkeler Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Polonya, Brezilya, Şili, Meksika, Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerin dinamik yapıda olan, yeni gelişmeye başlayan, yeni sanayilerin kurulmaya başladığı, yüksek potansiyelin olduğu, tedarik zincirlerinin kesiştiği noktalarda ve genç nüfusun yaşadığı ülkeler olarak nitelendirebiliriz. Fakat daha detaylı bir açıklama için geçmekte olan ülkelerin özelliklerini piyasanın yoğun hareketliliği olduğu ülkeler olarak nitelendiriyoruz. Büyüme ve yatırım potansiyeli olan ülkeler, yüksek gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranları ve nüfus yapısı, yani gençlerin oranı, eğitim fırsatları, yeni çalışma alanları gibi konuları kapsayan ülkeler gelişmekte olan ülkelerin özellikleri arasında sayılıyor. Ayrıca unutmama gerekir ki buradaki gelişmekte olan ülkelerin genellikle kişi başı gayri safi yurt içi hasılaları 10 bin dolar civarında seyrettiğini söyleyebiliriz. Daha sonra kişi başı gayri safi yurt içi hasıla grafiklerini de göreceğiz. Ama ilk öncelikle gelişmekte olan ülkelerin son 40 yılda yaptıkları ekonomik aktivitelerin ve bunun sonucunda nasıl bir gelişme sağladıklarını görebiliriz. Burada hem dünya gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarındaki değişimler, büyümeler, küçülmeler, dalgalanmaları görüyoruz. Son kısımda
IMF'nin tahmini ve genel olarak yavaş yavaş da verilerini almaya başladığımız daralmayı görüyoruz. Buradaki dikkat çekmemiz gereken konu 40 yıl sonra gelişmekte olan piyasaların bile daralmaya başladığını görüyoruz. Birkaç grafik topladım. Buradaki gelişmekte olan ülkelerde daha önceki grafikte gördüğümüz gibi gelişmekte olan ülkelerde gayri safi yurt içi hasılalarındaki yüzde değişimi 1995 yılından itibaren şuradaki gri alanda resesyonun olduğu 2008-2009 krizin olduğu bölge gözüküyor. Dolayısıyla düşüşler, hatta bazı ülkelerde daralmalar da görüyoruz. Burada da kişi başına gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını görüyoruz. Turuncu çizgi ile çizilen Çin'i görüyoruz. Çin ve Hindistan bu 2008-2009 dönemlerinde herhangi bir sert düşüş yaşamadılar. Örneğin Türkiye veya Meksika gibi biraz daha fazla etkilenen gelişmekte olan ülkeler piyasası olanlar. Ayrıca bu grafikte de gelişmekte olan ülkelerde enflasyon rakamları 2003 yılından beri verilerimiz mevcut. Burada dikkat etmemiz gereken konu Türkiye'nin enflasyon ile enflasyon konusunda en hassas olan ülkelerden biri olduğu gelişmekte olan ülkeler sınıfında. Biraz daha detaylı olarak şunu gösterebiliriz. Son tam olarak yılı 2000'lerden beri Türkiye'nin faiz oranı son dönemlerde bildiğiniz gibi 8.25'te son 3 defa o şekilde açıklanıyor. Son 4 Ağustos'ta açıklanan enflasyon rakamları da 11.76'ya vardığını görebiliriz. Buradaki açıklık ya da makas diyebiliriz, negatif faiz oranlarını işaret ediyor. Buradaki örneğin açıklıklar ise pozitif faiz oranlarına işaret ediyor diyebiliriz. Ayrıca diğer gelişmekte olan ülkelerde faiz oranlarını da görebiliriz. Son pandemi döneminde sert indirimler de görebiliriz. Aynı şekilde Türkiye'de de pandemi öncesi döneminde faiz indirimleri mevcuttu. Gelişmekte olan ülkelerde ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Buradaki bu grafikteki veriler biraz eski, yani son olarak 20 Haziran'ı gösteriyor. Macrobond ve Nordea'da aldım bu verileri. Buradaki verilerde gelişmekte olan ülkelerde maalesef koronavirüs vakaları çok artışta olduğu, hatta Brezilya, Meksika gibi Hindistan ülkelerde gibi bölge bölge karantinaların hala devam ettiğini görüyoruz. Bu da ekonomide hala aksaklıklara neden oluyor. Fakat koronavirüs açısından baktığımız zaman diğer ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkeler biraz daha iyi bir ivme kazandığını diyebiliriz veya toparlanma yaptığını diyebiliriz. Buradaki çizgide FX, yani döviz cinsinden olan toparlanma veya ivmeyi görüyoruz. Mavi çizgide ise equity index dediğimiz varlık kesiminde olan toparlanmaya çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiğini görebiliyoruz. Genel olarak gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman CDS'e çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Biliyorsunuz Türkiye'de son dönemlerde hatta çok konuşulmaya başlayan bir veri. 5 yıllık CDS. CDS bildiğimiz üzere kredi default swap, yani kredi temerrüt takası oluyor.
son dönemlerde, hatta bugün galiba 600'ü tekrar geçtiğini haberini okuduk. Mavi çizgi Rusya 2014'te sert bir yükseliş görüyoruz burada başlangıçta. Daha sonra tekrar kurlarda anlatacağız bu konuyu. Fakat şu mavi yükselme Rusya'nın Kırım'ı işgal ettikten sonra olan ve yaptırımları başlandığı döneme denk geliyor. Mavi kısım 2018'de ise Türkiye'nin Rahip Branson davası kısmında gerçekleşen olaylarda artan seviyesi görüyoruz. Bu grafik Türk lirasının dolara karşı olan hareketleri ve 5 yıllık CDS'in hareketlerinin koreli olduğunu gösteren bir grafiğimiz oluyor. Bu grafikte son dönemlerde artan dolar TL paritesini CDS'inde beraberinde yükselttiğini veya tam tersi gerçekleştiğini, korele halinde hareket ettiğini görebiliriz. Tabii CDS'in yükselmesi genel olarak hangi ülke için olursa olsun o ülkenin kredi notu için, o ülkenin kredi pazarı için, o ülkenin borçlanma maliyetinin arttığını bir göstergesidir. Dolayısıyla bu CDS'in artması negatif bir anlam taşımaktadır. Buradaki grafikte ise mavi çizgi hepsinde aynı. Kırmızı ise gördüğünüz gibi dünya, Güney Afrika, Türkiye, Çin ve Brezilya olarak fark ediyor. Buradaki mavi olan gelişmekte olan ülkelerin ETF'si veya Türkçe BYF olarak geçiyor. Yani borsa yatırım fonu. Bunu firmanın adını vermemek adına birçok firmanın hesapladığını söyleyebilirim. Mavi olan kısımda mavi çizgide gelişmekte olan ülkelerin 2010 yılından beri ortalama aynı banta seyrettiğini görebiliriz. Dünyanın genel ETF'si ise yükselmeye devam ediyor. Hatta son dönemlerde pandemi döneminde borsa piyasalarında, genel olarak piyasalardaki çalkantıyı da görebiliriz. Aşağıdaki grafiklerde ise Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Çin ETF'lerini de görebiliriz. Türkiye bu konuda toplam gelişmekte olan piyasaların ETF'sinin biraz aşağısında ama genel olarak korele bir şekilde hareket ediyor. Güney Afrika son dönemlerde kopmaya başladığını veya ayrışmaya başladığını diyebiliriz. Bu son dönemlerde 2018'e kadar çok korele olarak hareket ettiğini görebiliriz. Brezilya keza aynı şekilde korele gittiğini, fakat tekrar şunu dikkatinizi çekmek isterim. Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye bu ETF'nin aşağısında seyrediyor. Yani katkının fazlasını veren kısımlar değiller. Bildiğimiz gibi Çin'in son dönemlerde artan etkisi ve artan getirileri bu ETF'nin yukarısında seyrettiğini görebiliriz. Şimdi birkaç tane grafik aldım. Son dönemlerde, pandemi döneminde gelişmekte olan ülkelerin nasıl bir ekonomik aktiviteye tabi olduğunu, seyrettiğini anlamak açısından geçen ilk yayınımızda ABD-Çin Ticaret Savaşı'nı anlatmıştık. Onu hatta YouTube'a da dün yüklenmişti. Dilerseniz onu da takip etmenizi tavsiye ederim. Buradaki gördüğümüz grafikte PMI verilerini görüyoruz. Yani Purchasing Managers Index, satın alma müdürleri endekslerini görüyoruz. 2007'den beri olan veriler, hatta şurada 2008-9 krizinde, finansal krizde gerçekleşen PMI daralmalarını görüyoruz.
Son dönemlerde ise pandemide yaşanan daralmaları görüyoruz. Fakat şu sağda gerçekleşen grafikte Çin'in çok hızlı bir toparlanma gerçekleştirebildiğini görebiliriz. Veriler sanırsam Temmuz ayını içermiyor. Temmuz ve Ağustos ayında Çin 2011 yılından beri yeni tepeler oluşturduğunu ya da yeni seviyelere ulaştığını söyleyebiliriz. Hatta en son PMI verisi 54.5 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Biliyorsunuz 50 üzerinde açıklanan veriler o ekonomi için pozitif olarak yorumlanır. Yani ek siparişler, stokların azaldığı bir döneme işaret eder. Aylık olarak hesaplanıyor bildiğiniz gibi. Buradaki grafikte ise diğer gelişmekte olan ülkelerin PMI verilerini görebiliriz. Buradaki veriler sadece pandemi dönemini içeriyor. Yani Nisan, Mayıs en sert geçen dönemleri görebiliriz. Burada Türkiye'nin Nisan ayında gerçekleşen PMI verisinde daralmayı görüyoruz. Nisan ayı sonra daha iyi ve Mayıs, Haziran'da toparlanmanın 50 üzerinde geçtiğini görebiliriz. Çin ise gelişmekte olan ülkeler arasında Nisan ve Mayıs aylarında hatta yükselmeye, artışa geçmeye başladığını görebiliriz. Fakat en önemli konulardan birisi 2020'nin başlangıcından beri gelişmekte olan ülkelerin döviz yani paralarının dolara karşı olan değer kaybını anlatan bir grafiğimiz var önümüzde. Dolara karşı olan açık mavide ve euroya karşı lacivert renk ile anlatılan grafiğimiz var. Türk lirasını da görebiliriz. Ortalama %-12,5 seviyelerinde bir erime mevcut. Bu konuda en zararlı olan ülkelerden birisi Brezilya. Biliyorsunuz Brezilya koronavirüs vakalarının da çok sert attığını, hatta rekoru Brezilya sanırsam elinde bulunduruyor gün içinde maalesef açıklanan vaka sayısını. Şimdiye kadar gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapısını anlatmaya çalıştık. Şimdi bu ikinci kısımda gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine teknik analizleri yapılacak. MetaTrader 4 kısmında analizleri yapacağız. Fakat öncelikle gelişmekte olan ülkelerdeki birkaç paritenin dönem içinde gerçekleşen hareketlerini ve burada olan dalgalanmaları görüyoruz. Çok pardon, şunu. Tamam, şöyle kalsın, sorun değil. Meksika pesosu ve ABD doları arasında olan paritenin hareketlerini görebiliriz. 2008'de finansal krizinde bir değer kaybı söz konusu. Sonra Enrique Nieto Cumhurbaşkanı'nın seçilişi paritede sert hareketlere neden oldu. Bu dönemdeki Meksika pesosunda olan değer kaybı Meksika'daki yolsuzluklar ve gelir adaletsizliği konusunda olan adımların sertleştiği dönemler olarak nitelendiriliyor. Hatta bu tarihlerde özel ekonomik bölgelerin oluştuğunu görebiliriz. Hatta paritenin bu oluşumlara, bu ekonomik bölgelerin oluşmasına negatif tepki gösterdiğini görebiliriz. 2017'de ise Meksika'daki depremi hatırlarsanız tekrar pesoyu değersizleştirmişti. Değersizleştirmesine katkı sağlamıştı maalesef.
Sonra Trump'ın gelişiyle NAFTA yerine United States, Meksika ve Kanada Agreement kuruldu. Yeni bir anlaşma. Bu anlaşma çerçevesinde peso tekrar değer kaybetti. Son olarak da COVID-19 ve petrol şoku. Petrol şoku Meksika'yı sert vurduğunu biliyoruz. Hatta birinci OPEC-GMMC toplantısında Meksika'nın indirim kotasını karşılayamayıp bunu Amerika'nın karşılamasını talep etmesini talep ettiğini görmüştük. Sonra Afrika ve Güney Afrika randında olan gelişmeleri görebiliriz. 2008 finansal krizinde tekrar diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleri gibi buradaki Güney Afrika randında değer kaybetmişti. Sonraki süreçte hükümet yolsuzlukları gündeme gelmişti. Hatta Cumhurbaşkanı yolsuzluk ile suçlandı. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nın suçluluğunu doğruladı. En sonunda da Cumhurbaşkanı Zuma istifa etmişti. Bu süre zarfında rant maalesef 7'lerde olan konumlardan 15'e ve 16'lara kadar çıkmıştı. Bu dönemde hatta dünyanın en büyük platin üreticisi Amplats'ın iflasın eşiğine geldiğini, hatta bu biliyorsunuz Güney Afrika'da en büyük sektörlerden, en büyük getiri sağlayan sektörlerden birisi olan madenciliğin çok zor durumda olduğunu, en büyük firmanın bile iflasın eşiğinde olduğu biliniyordu. En sonunda da COVID-19 şokunun yaşandığını, geçmekte olan piyasaları sert vurduğunu ve para birimlerinden çıkışların olduğu biliniyor. Sonra Rus rublesine bakabiliriz. 2008 finansal krizi diğer geçmekte olan ülkeleri gibi Rus rublesini de hareketlendirmişti, değersizleştirmişti diyebiliriz. Sonra Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları başlamıştı 2014'te biliyorsunuz. Sonra NATO Rusya askeri yaptırımlar uygulamaya başladı. Suriye'ye müdahalesi başladı ve bu süre zarfında rublenin değersizleşmesi hatta 80 üstü seviyelerde trade edilmesi başlamıştı. Pardon. senesinde Rusya'nın G8'den uzaklaşması gündeme gelmişti. 2018 başkanlık seçimlerinde Putin tekrar başkan seçildi. Sonrasında ise yılın başlangıcında bildiğimiz gibi COVID-19 ve petrol şoku. Petrol şoku konusunda bir tane daha grafiğimiz olacak bundan sonra. Biliyorsunuz Rusya'nın ve Suudi Arabistan'ın Mart aylarında bir anlaşmazlıkları vardı petrol üretim kotalarında. Sert söylemler ve tehditlere kadar varan olayları görmüştük. Bu süre zarfında hem Suudi Arabistan riyali hem Rus rublesi değer kaybetmişti maalesef. Aynı şekilde petrolün de forward fiyatlarının eksi kırkları gördüğünü görmüştük. Buradaki grafikte ise üstte Rusya Merkez Bankası rezervlerini görüyoruz. Altta da Suudi Arabistan Merkez Bankası rezervlerini görüyoruz. Şu son dönem 2020'den sonra pandemi döneminde işaret ediyoruz, görebiliyoruz. Bu kısımda ise Suudi Arabistan'da olan erimeyi görüyoruz. Ama Rusya tarafında herhangi bir erime ya da varlık kaybı görmüyoruz. Son olarak da dolar, Türk lirası hareketlerini görebiliriz. 2008 finansal krizi Türk lirasını diğer gelişmekte olan ülkeleri gibi Türk lirasını da kötü etkilemişti. Bir değer kaybı yaşanmıştı. Sonrasında 2013'te başlayan Gezi Parkı protestoları, Halk Bankası davası, Şafrat operasyonu, diğer operasyonlar, 15 Temmuz darbe teşebbüsü, Zeytin Dalı Harekatı,
ABD ile Brunson davası hatırlarsanız 2018'in Ağustos aylarında sert hareketlenmelere, değer kaybına yol açmıştı. ABD'nin katsayı yaptırımları ile tehdit etmesi yabancıların Türk lirasından kaçışını hızlandırmıştı. Sonrasında Rahip Brunson biliyorsunuz serbest bırakılmıştı. Fakat Türk lirasında 4-4,5 seviyelerini bir daha göremedik maalesef. Sonrasında tekrar Suriye'ye olan operasyonlar başladı ki maalesef her operasyondan sonra bir dönemden sonra bir değer, Türk lirasına bir değer kaybını yani dikkatimizi çekiyor. En son olarak da 6,5 seviyesi üstünde Libya'da askeri varlığı görüyoruz. Bu veriler birkaç gün önce kaydedildi fakat geldiğimiz noktada bugün 7,5 seviyelerinin civarında seyrettiğini tanıklık ettik. Aynı şekilde borsa tarafında da dalgalanmaların zaman içinde işte Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde ya da faiz artırımlarında olan kısımları görüyoruz. ABD ile vize krizi var. Erken seçim ilanında borsada olan satışlar mevcut. Bu arada solda yeni hesaplamalar ile yapılan rakamları görüyoruz. Pardon, şu şekilde yani son 3-0 atılmıştı. En son olarak Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası sonrasında gördüğümüz gibi bir değer kaybı görüyoruz. Dolar-TL paritesinde gelecekte nasıl bir hareket görüyoruz? Birkaç veri aldım. Bu verilere göre Türk lirası için bu veriyi Makroba ve Nordea'dan aldım. Kuzey ülkelerin birkaç bankasının birlikte yaptığı bir araştırma kuruluşu. Türk lirasının ortalama 7,5'larda bir 2 yıl seyredebileceğini tahmin edilmiş. Fakat bugün gelindiğimiz nokta 2 yıl sonra olan tahmine ulaşmış durumdayız maalesef. Fakat diğer tahminleri de not olarak aldım. Örneğin Uluslararası Finans Enstitüsü'nün de aynı şekilde 7,5 civarında seyredebileceğini tahmini vardı. Tekrar bugün 7,5 seviyelerine çok yaklaştığını gördük. Rezervlerin, swap anlaşmaların ve diğerlerinin de etkisi olduğunu görebiliriz. Burada ise birkaç tane Türkiye'nin iç dinamiklerini anlatan grafik anlatmaya çalışacağım. Mevduat bankaları konut kredileri grafiğini görebiliyoruz. Veriler son 3 Temmuz'u gösteriyor. Bu yılın 3 Temmuz'unu gösteriyor. Buradaki grafikte kamu bankalarının konut kredisindeki artışları görebiliyoruz. Özel bankaların ise bu kredileri vermeye çok yanaşmadığını görebiliyoruz. Bu grafikte de hisse senetleri ve DİBS devlet iş borçlanma senetlerindeki hareketleri görebiliriz. Maalesef 2020 yılının başlangıcından beri daralmanın veya devlet iş borçlanmalardaki satışların hatta hisse senetlerinde de bazen dipse oranla daha yüksek satışların gerçekleştiğini görebiliriz. Buradaki grafik yabancıların devlet iş borçlanma senetlerinde ve borsaya olan güvensizliklerini ya da risklerin artması sonucunda olan aldıkları tedbirleri görebiliriz. Bu dönem Türkiye'nin tarihinde gerçekleşen en şiddetli yabancıların iç piyasadan uzaklaşma süreci diyebiliriz. Buradaki grafikte de ayrıca yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatını görebiliriz. Son dönemde 205 milyar doları aşmış toplam olarak. 105 milyar doları aştığını görebiliriz. Buradaki seviyeler şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ve rekor seviyeler. Buradaki artışlar hem tüzel kişiler hem de gerçek kişiler
payıyla yükselmeye devam ediyor. Hatta gerçek kişilerde yani hane halkının artışları tüzel kişiler oranına daha yüksek. Şimdiye kadar buradaki pariteleri anlatmaya çalıştık. Şimdi ise Dikmil'in MetaTrader 4 kısmında analizlerimizi yapmaya çalışacağız. Bu şekilde ABD doları ve Çin yuanı anlattık geçen yayınımızda. Kısaca 7.03 seviyelerinin üstünde alış pozisyonları tekrar aktif olabilir ve tekrar 7.20 seviyelerini görme ihtimalimiz var. Fakat 6.91 kırılması durumunda ki bu haftalık bir destek tekrar satış, bu ufak bir satış dalgası gelme ihtimali var. Fakat bu Çin yuanındaki gelişmelerin çoğu ABD-Çin ticaret savaşına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini teknik olarak araştırmamıza yarar var. Meksika pesosunda 23-22 seviyesi bir direnç olarak çalışıyor şu anlık. Daha önce bir destek olarak bu bölgeler çalışmış durumda. Sonrasında ise bu bölgeler kırılmış, yeni destekler tekrar teyit edilmiş. Sonra bu bölgeler direnç olarak kabul edilmiş ve 23-22-21-46 seviyeler arasında fiyatın gidip geldiğini ya da hareket ettiğini görebiliriz. Tamamdır. Güney Afrika randından da aynı şekilde 17.65 seviyesi bir destek niteliğinde çalışmış. Sonrasında bir dirence dönüşmüş. Altta ise 16.32 seviyesi destek olarak çalışmaya devam ediyor. Bu seviyelerin üstünde veya altında olan kırılmalar pozisyonların, o yönde olan pozisyonların devamının işareti olabilir. Rus rublesinde ise bir trend kırılması görüyoruz. Yani fiyatın yükselme ihtimali var. Fakat buradaki bir direnç seviyesi de görmemiz mümkün. Yani kısa yönde bir alış pozisyonu olacaksa 74-46 seviyesinin kırılması beklenmesi gerekir. Fakat satış pozları için 67-94 seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekir. Daha önce de satış pozları açılabilir. Yani daha derin bir, daha yakın daha düşük saat birimlerinde analizlerimizi yapıp burada satış pozlarımızı aktif edebiliriz. Fakat riski daha yüksek, yani son oluşan destekleri kırmasını beklemekte fayda var. Çin yuanını anlatmıştık, Türk lirasında, sonrasında da Euro Türk lirasında anlatmaya çalışacağız. Türk lirasında 7.26 seviyesi bildiğiniz gibi şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye. Fakat bu seviye şu an günlük olarak grafikte analizimizi yapıyoruz. 7.30-7.31'e yaklaşmış durumda, değmiş durumda. Fakat herhangi bir şekilde bir kırılma şu an mevcut değil bu seviyenin. Dolayısıyla 7.26'nın hala kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Bu seviyenin üstünde olan kapanışlar fiyatı daha da hareketlendirebilir. Biliyorsunuz bugün hatta CDS tarafında yükselmeler de devam etti. Yarın Cuma, yarın olan kapanışlar, Pazartesi olan açılışları da etkileyebilir. Bu arada bugün olacak olan günlük kapanış eğer bu seviyenin üstünde olursa günlük en yüksek kapanış olacağını bilmemiz gerekiyor.
6-68 seviyesinin altında ise biliyorsunuz bu seviye, şöyle haftalık grafikte de anlatmakta fayda var. Bu seviye daha önce yani 2018'de gerçekleşen değer kaybından değer kaybının bir yani direncinin kırıldığını ve sonradan desteğe döndüğü seviye olarak tanımlıyoruz. Bu seviye kırılması durumunda satış pozları aktif olabilir fakat tekrar risk içerdiğini söylememiz gerekiyor. Bu seviyenin kırılması muhtemelen eğer Merkez Bankası'nın bir faiz artımına giderse gerçekleşeceğini düşünüyorum. Dolar TL paritesinde bu şekilde analizimizi yapmış olduk. Euro Türk Lirası paritesinde olan analizimiz ise bir analizimizde ise bir trend oluşumunu görüyoruz. Hatta bu trend Nisan, Mayıs, Haziran aylarında tutunmaya ve çizilmeye devam etmiş. 8-10 seviyesi şu anlık bir direnç olarak, destek olarak çalışıyor. Bu seviye ayrıca daha önce 2018 senesinde olan dirence denk geliyor. Şimdi ise bir destek olarak çalışmış durumda. Bu desteğin kırılması, hatta bu şekilde de trendin kırılmış olması da beraberinde gerçekleşme ihtimali var. Satış pozları aktif olabilir fakat şu an gördüğümüz noktada Euro'nun rekor kırdığını ve alış pozlarının daha çok sert devam ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bir retail trader olarak Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapmadığı sürece herhangi bir çok riskli alış veya satış yönü yapmamızda fayda var olduğunu görüyorum. Bugünkü yayınımızda gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik görünümünü, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini analiz etmeye çalıştık. En sonunda da Türk lirasında ve Türk ekonomisindeki gelişmeleri ve en son verileri aktarmaya çalıştık. Chat kısmından isterseniz soruları alabilirim. Buradaki soruları cevaplamaya çalışacağım. Siz soruları yazarken bir yandan da ben sunumdaki soru cevap kısmımız bir 15 dakika gibi bir süremde gerçekleşmiş olacak. Yazdığınız soruları ben sesli olarak cevap vermeye çalışacağım. Anlattıklarımız herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan hatırlatmak isterim. Buradaki amacımız sadece bir eğitim verme, bilgileri aktarma ve birbirimizi bilgilendirme amacımız olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca toplumumuza katılmak isterseniz ekşiforex.com ve bilgi@ekşiforex.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir tane sorumuz var. Euro USD paritesinde 6 aylık bir analiz yapabilir misiniz? Tabii. Trader'ı açalım. Siz isterseniz diğer arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. Bundan sonra diğer soruları da cevaplamaya çalışırım. Bu şekilde devam etmiş oluyoruz. Bunu günlük olarak kaydetmeye çalıştım. Tamamdır. Şu şekilde ayarını kısaca yapayım. Euro dolar paritesinde
biliyorsunuz 6 aylık süreci ilk öncelikle 2020'nin başlangıcından beri anlatmaya çalışalım. Biliyorsunuz 2020'nin başlangıcında işte 1.7'ler, 1.07, 1.08 seviyelerini görmüştük. Daha sonra pandemi döneminde öncelikle Euro'ya olan bir talep, sonra da dolara olan bir kaçış dalgası görmüştük. Sonrasında ise bir konsolidasyon süreci veya işte paritenin yön bulma sürecini görebiliriz. Fakat önemli olan nokta burada G4 merkez bankalarının, yani Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'nin para basma veya quantitative easing operasyonları devreye girmişti. Hatırlarsanız kendi ekonomilerini desteklemek adına. Dolayısıyla sirkülasyonda ya da dolaşımda olan para birimlerinin en yüksek miktarda olan dolarda bir bolluk yaşanmaya başladı. Hatta bu para basma operasyonları hala devam ediyor. Hatırlarsam en son Fed bilançosu 7 trilyona dayanmış durumda. Bu konuda en zor ya da durumlarda olan ayrıca Japonya Merkez Bankası da olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gayri safi yurt ticaretçi hasılasına oranda Merkez Bankası'nın para basma seviyesi 100'ün çok çok üzerinde. Euro dolar paritesinde 1.12 seviyeleri şu an günlük grafikte bir destek olarak olduğunu görebiliyoruz. 4 saatlik görünümde ise 1.19 seviyesi. Hatırlarsanız Şant Manukyan'da 1.19 seviyelerinin bir direnç olduğunu birkaç defa belirtmişti bilgilendirmelerinde. O seviyeler hala mevcut olduğunu ve devam ettiğini görebiliyoruz. Buradaki Euro'daki değer kazanma süreci Avrupa Birliği'nin ya da Euro bölgesinin yardım paketini, 1.7 trilyonluk yardım paketinin onaylanması ile gerçekleşmişti. Bu seviyeler daha yukarıya gider mi? Daha 1.19 seviyesinin üstünde kapanışlar gerçekleşir mi? Gerçekleşme durumunda alış pozları tekrar devam edebilir. Fakat 4 saatlik görünümde 1.16 muhtemelen bu seviyelere denk geliyor. Tamam. 1.17 seviyelerinin kırılması durumunda satış pozları aktif olabilir diye düşünüyorum. Umarım cevaptan memnun musunuz? Şu anda mevduat olarak dolar da bekliyorum. Acaba mevduatı euroda tutmak daha mı mantıklı olur? Ben bu konuda herhangi bir yatırım tavsiyesi veremiyorum maalesef, ama yani bu sizin bakış açınıza bağlı diyebiliyorum bu konuda. Bazı traderlar doları daha stabil veya güvenilir olarak tanımlayabiliyor. Bazıları doların, Amerika'nın ve Trump'ın seçimlerin yakın olması dolayısıyla daha riskli bulduğunu söyleyebilirim son dönemlerde. Dolayısıyla Euro'yu en azından seçimlere kadar tercih ettiğini söyleyebilirim. Fakat bu tabii bu kendi kararınız ve seçiminiz diyebilirim bu konuda. Arkadaşlarımızın diğer sorularını da bakabiliriz. İsterseniz eğer sorularınız daha detaylı bir cevap gerektiriyorsa veya daha detaylı bir cevap isterseniz, bunu e-mailimizi de tekrardan hatırlatayım. bilgi@ekşiforex.com.com'dan ulaştırabilirsiniz. Ayrıca toplumumuza katılmak için ekşiforex.com'dan formu doldurabilirsiniz. Yayınımızda gelişmekte olan ülkelerin ekonomik görünümlerini anlatmaya çalıştık. Birkaç soru daha alabiliriz dilerseniz. Merak ettiğiniz bir konu, illa gelişmekte olan ülkelerin konusuyla alakalı olmayabilir.
gelişmekte olan ülkelerden bildiğiniz gibi Türkiye-Rusya ekseninde de ayrıca Rusya, Doğu Akdeniz ve Libya'da da gelişmelerin son dönemlerde hareketli bir ortamın başladığını söyleyebiliriz maalesef. Doğu Akdeniz'deki petrol arama, doğalgaz arama çalışmalarının başladığını görebiliyoruz. Bu konuda Türk lirasının ve Rus rublesinin dolara karşı nasıl bir seyir, nasıl bir harekette bulunacağı merak ediliyor. Bu konuda hem Rusya'nın hem Türkiye'nin tedbirleri var. Meksika tarafında ise Meksika pesosunu trade edenler için veya açık pozisyonları olanlar için Meksika'da ve Brezilya'da aynı şekilde COVID vakalarının artması sonucunda son dönemlerde birkaç bölgenin aynı şekilde Türkiye'de olduğu gibi hatırlarsam birkaç bölgenin karantinaya veya kısmi karantinaya alınabileceği tartışılıyor. Bir tane sorumuz var. Bunu bakayım. Sonbaharda salgının ikinci dalgası gelmesi durumunda gelişmekte olan ülkelerden hangileri diğerlerinden daha iyi ya da kötü performans gösterir diyebiliriz. Yani maalesef diyebilirim ki Çin'in vakaları tam olarak şeffaf anlatmaması, göstermemesi gelişmekte olan piyasaları veya traderları negatif etkiliyor. Hatta asimetrik hareketlerde, piyasaların asimetrik hareketlerde bulunduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Çin'in sonradan ya da gecikmeli olarak negatif etkilenmesini görüyoruz. Ama süreçlerin gelişmesi durumunda, hani ikinci dalgasının başlaması durumunda Çin'in tekrar bu vakaları saklayıp tekrar satışları veya PMI verilerini yüksek tutması olası olabilir. Çin tarafından daha önceki verilerde de gördüğümüz gibi kriz durumlarında daha iyi bir performans gösterdiğini görebiliriz. Rusya keza aynı şekilde daha dirençli gözüküyor. Çünkü merkez bankalarındaki hatta veriler bugün açıklandığını biliyoruz. Merkez bankalarındaki rezervlerini sürekli artırdığını ve kapasitelerinin sürekli genişlettiğini görebiliriz. Rusya'da yayın konusunda biraz daha aksaklıkların olduğu bir ülke. Fakat tekrardan belirtmemiz gerekir ki pandemi döneminde hatırlarsanız birçok ülkeye de yardım gönderen Rusya'ydı. Şu anda da vakaların %80'ini iyileştirilmiş, yani sağlığına kavuşmuş durumda olan bir ülke. Brezilya ve Meksika için endişeliyim. Çünkü hem petrol kısmında hem ürettikleri ürünler açısından, yani imalat kısmında değil de daha fazla hizmet kısmında gerçekleşen ekonomileri, büyüyen ekonomileri daha negatif etkilenebilir. Türkiye için de merak ediyorsanız ikinci dalganın Türkiye'de olan Türk lirasına olan baskılarını artıracağını düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam dün veya bugün yayınlanan yeni bir haberde birkaç bölgenin yani kısmi karantinaya veya ek tedbirlerin uygulanabileceği bir yasa konuşuluyor, bir uygulama konuşuluyor. Bu eminim ki Türkiye'deki genel olarak piyasayı korumak açısından tedarik zincirlerini ve üretimi korumak açısından olan tedbirler olumlu olarak karşılanacaktır piyasadan. Yani bu şekilde daha az etkilenmesi mümkün olabilir. Hindistan keza bu konuda biraz daha sorunlu, daha zor bir dönemde geçtiğini düşünüyorum. Çünkü çok yüksek olan nüfusu çok büyük olan nüfusu ve fakir kesimlerde yayılan koronavirüs vakalarını tespit etmek ve takip etmek çok daha zor oluyor. Bu şekilde umarım sorunuzu
cevaplamış oldum. Umarım memnunsunuz. Diğer sorularınız varsa tekrar alabilirim cevaplamak için. Altın keza hatırlarsanız bu dönemde çok yüksek seviyelere geldi. Hatta 2000'lerde 2000 dolar seviyelerinde bir direnç ile karşılaşır mı? Psikolojik açıdan bir satış başlayabilir mi? Bir düzeltme başlayabilir mi diye tam konuşurken 2060-50'lerin seviyelerini konuşmaya başladık. Umarım bu dönemlerde daha piyasaya hakim olarak hareket etmeye başlayabilir. Bugün gelen soruları cevaplamaya çalıştık. Diğer sorularımızı dilerseniz bilgi@ekşiforex.com'dan ulaşabilirsiniz veya toplumuza katılmak için ekşiforex.com'dan formu doldurabilirsiniz. Ben yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer yayınlarımızı da takip etmekte eksik olmayın. Sizi burada görmek bizim için mutluluk veriyor. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.